Vize ve finalde çıkmış kompleks analiz soruları 29. Bu videomuzda kompleks analiz dersinden bir vize sınavında çıkmış sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. C eğrisi Z eksi A'nın mutlak değeri eşittir 2 olmak üzere. Bu C eğrisinde 1 bölü Z eksi A üzeri 10 DZ integralini hesaplayınız. Bize bir kapalı eğri de kontür integrali sorulmuş. Bu kapalı eğrinin merkezi a tam olarak merkezin neresi olduğunu bilmiyoruz. Yarıçapı ise 2. Bunun dönüş yönü bize verilmemiş. Bu soruda 2 nedenden dolayı verilmemiş olabilir. Hangi yönü alırsak alalım sonucun aynı çıkma ihtimali vardır. Ya da burada pozitif dönüş yönü veya saatin tersi yönde dönüş yönü kastedilmiştir. Vermeyerek bazı hocaların bu şekilde tarzları var. Şimdi burada bunu parametrize edelim ve dönüş yönünü de saatin tersi yön kabul edelim. Dönüş yönü saatin tersi yön olsun. Burada parametrize etmeye başlarsak merkezimiz A artı yarı çap çarpı 2 çarpı e üzeri it'dir. Merkez koordinatı buraya gelecek artı yarı çap çarpı e üzeri it çemberlerin parametrize edilmesidir. Buradaki t 0 ile 2 pi arasında olacak. Çünkü bu çemberin tamamı bizim kontür integralini hesaplayacağımız eğridir. Saatin tersi yönde e üzeri it alırız. Saat yönünde ise e üzeri eksi it alırız. Şimdi bunları götürüp burada yerine koyup kontür integrali hesaplamasına başlayalım. 0'dan 2 pi'yi buradaki z gördüğümüz yere bu parametrize ettiğimiz ifadeyi yazacağız. 1 bölü a artı 2 e üzeri it buradaki z'nin yerine yazdık. Eksi a üzeri 10 çarpı dz yerine ise bu z'nin türevi z türev t çarpı dt Bunun türevini aldığımızda A'nın türevi t'ye göre sıfır eder. Bunun türevi de e üzeri t'ye aynen yazılır çarpı üstünün türevinden 2i e üzeri it dt olur. Şimdi devam edecek olursak burada 0'dan 2 pi'ye buradaki a'lar birbirini götürdü. 10. üssü alırsak bu yukarıya 2 üzeri eksi 10 çarpı. Şunlar birbirini götürdü. Hem bunun hem bunun üstünü alıyoruz. e üzeri 10 it olur. Çarpı 2i e üzeri it dt. Bu sabitleri başa çekelim. 2 ile 2 üzeri eksi 10'u çarparsak 2 üzeri eksi 9 eder. 2 üzeri eksi 9 çarpı i integralin dışında 0'dan 2 pi'ye e üzeri 10 it ile e üzeri it'yi çarparsak yalnız bunu yukarı çevirdiğimde bu da eksi 10 olacak bu arada. Aşağıda e üzeri 10 it olur. Yukarı çevirdim ben bunu. e üzeri eksi 9 it dt. Bu integrali alırsak 2 üzeri eksi 9 çarpı i bunu olduğu gibi yazarız. e üzeri eksi 9 it bölü Üssünün türevi eksi 9i. Bunu da götürüp 2pi ve 0 koyacağız. Şimdi koymaya başlayalım. Şunu çekelim. 2 üzeri eksi 9i bölü eksi 9i çarpı buraya 2pi koyarsak t yerine e üzeri eksi 18pi. 0 koyarsak eksi e üzeri 0 eder. Şimdi buradaki e üzeri eksi 18 pi'ye geldiğimizde, onu da sin ve koslu yazacak olursak, 2 üzeri eksi 9 i bölü eksi 9 i çarpı bu kos eksi 18 pi artı i sin eksi 18 pi eksi e üzeri 0 1'dir. Eksi 18 pi'nin esas ölçüsü 0'dır. Üzerine 18 pi eklendiği için. Kosinüs 0 da 1 eder burada. Burada da sinüs 0, 0 eder. Dolayısıyla 1'den 1 çıktığı için 0 eder. 0 da buradakini çarptığımızda sonuç 0 çıkar. Burada dönüş yönünü saatin yönünde döndüğünü kabul etseydik yine aynı 0 sonucuna ulaşacaktık. Bunu zaten konu anlatımında bir kural olarak vermiştik aslında. Böyle bir şeyi gördüğümüzde direkt sıfırı yazabilirdik cevap olarak. Ama bir yazı sınavda bu şekilde çözmemiz bekleniyor olabilir. Kural şudur. Z eksi A eşittir 2 gibi bir çember denkleminde. Buradaki R'nin ne olduğu önemli değil. R her şey olabilir. Buraya R diyelim. Bize 1 bölü Z eksi A üzeri N dz sorulduğunda bunun sonucu n eşittir. 1 ise 2 pi Saatin tersi yönde dönüyorsak. Saat yönünde dönüyorsak eksi 2 pi i'dir. N 1 değilse sonuç direkt sıfırdır. Böyle bir kuralı kontür integrallerinin çember olması durumunda kısa yol diye konu anlatımında işlemiştik. Bu kısa yolu kullanmadım ben burada uzun uzun çözümü gerçekleştirdim. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.